Kanal B ekranlarına ve Bekleme Odası programına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Değerli izleyenler bu akşamki programımızda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri yakından ilgilendiren bir konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere birçok siyasi parti adaylarının, belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünü açıkladı. Açıklanacak birkaç yer ya da Sayısını tam olarak bilmiyorum ama bazı partiler açısından görüşmeleri ve müzakerelerin sürmesi nedeniyle ittifakların o pazarlıkları nedeniyle açıklanacak yerler var hala da Dolayısıyla biz tüm bunları açıklanmış olarak kabul edersek ve önümüzdeki seçimlerin, yerel seçimlerin yaşadığımız kentlerde, yaşadığımız metropollerde, ilçelerde, beldelerde bizim hayatımızı, Türk insanının hayatını nasıl değiştireceğini, nasıl değiştirmesi gerektiğini, halkın beklentilerini, seçmenin isteklerini, belediye başkanlarının özelliklerini, belediye başkanının projelerini, belediye başkanlarının projelerini Türkiye'de şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarının başarılı olanlarını ön plana çıkarmaya çalışacağımız bir programla bu akşam karşınızda olmaya gayret edeceğiz çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle yıllar önce eee belde belediyelerinin kapatılması e, yasası gündeme geldiğinde, büyükşehir e, yasaları gündeme geldiğinde bu stüdyoda e, onlarca belediye başkanını Türkiye'nin dört bir yanından onlarca belediye başkanını toparlayarak programlar yaptığımız ve tabii ki o belediye başkanlarına ulaşmada kendisinin çok büyük desteklerini ee, gördüğümüz bir isim bana göre de Türkiye'de belediyeciliği en iyi bilen isimlerin başında gelmesi nedeniyle e, Sayın Mehmet Dönmez'i konuk ediyoruz. Mehmet Dönmez aynı zamanda yerel e, mahalli idareleri artık o eski ismi kullanarak söylüyoruz mahalli idarelere hizmet derneği genel başkanı Mihtar genel başkanı Sayın e, Mehmet Dönmez ben özetlemeye çalıştım ama ne söylesek sizin yaptıklarınızı çalışmalarınızı e, halen devam eden çalışmalarınızı geçmişten bugüne var olan o e, bence belediye başkanlıkları e, arasındaki o kariyerinizi anlatmaya yetmez diye düşünüyorum ama öncelikle bir Hoş geldiniz diyeyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Bu soğuk Ankara gününde, hani kara kış derler ya aslında Ankara'da kar da çok yağdığı için herhalde karın sonuna bir A ekleyip kara kış demeyi doğru bulmuşlar. Böylesi şartların olduğu bir dönemde, bir günde programımıza Katılmayı kabul ettiniz. Değerli bilgilerinizi paylaşacaksınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum efendim. Hemen müsaadenizle de sorularımıza geçelim. Daha doğrusu biraz sizin kadar olmasa da var olan bilgimizle sizin söylediklerinize biz de katkı yapmaya çalışalım. Böylesi bir soru cevap ama aynı zamanda söyleşi formatında da kapsamlı içeriğinde de bir program yapmaya gayret edelim. Şimdi efendim günlük yaşamınızda siz o kadar çok belediye başkanıyla bir araya geliyor, telefon görüşmesi yapıyor, yemek yiyor, sohbet ediyor, bazı etkinliklerde bir araya geliyorsunuz ki artık belediye başkanlarının ruhunu biliyorsunuz desek herhalde çok iyi anlatmış oluruz. Bu seçim 31 Aralık'taki o Mart'taki seçim Türkiye'de her seçim öncesinde sorulan medyanın çok sık bir şekilde sormaya gayret ettiği sanki başka bir soru yokmuş gibi onun üzerine e, yöneldiği soruların dışına çıkarak biz değerlendirmeye çalışalım. Bir belediye başkanının özellikleri ne olmalıdır? Hani bir belediye başkanı nasıl olmalıdır değil. Bir belediye başkanının özellikleri ne olmalıdır oradan başlayalım. Sayın Evren öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum Kanal B ailesine ve Bekleme Odası ekibine. Benim hakkımda söylemiş olduğunuz güzel sözler için de teşekkür ediyorum. Televizyonları başında bizleri izleyen kişiler, belediye başkanları eski ve yeni hepsine saygılarımı sunuyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. 31 Mart Mali İdareler Seçimi'nin ülkemize, beldelerimize, belediyelerimize adaylarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Gönül hiç kimsenin burnu kanamadan huzur ve güven ortamı içerisinde demokratik bir seçim olsun ve tüm vatandaşlarımızı da partileri ne olursa olsun oy kullanmaya davet ediyorum. Mutlaka ve mutlaka oylarını kullansınlar. Umumiyetle yerel seçimler katılımı yüzde seksen bir oluyor ee, geçmiş tarihteki istatistiklerimize baktığımızda bunun nedeni de muhtar adaylıkları, il genel meclis adayları, belediye meclis adayları, belediye başkan adayları, büyük şehirlerde büyük şehir adayları herkes milleti sandığa davet ettiği için her siyasi parti yerel yönetim seçimlerinde e, katılım e, normal genel seçimlerinden e, biraz daha üstünde oluyor. Bu da memnun edici bir şey. Ben e, izin verirseniz önce Türkiye'nin mülki idari yapısı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kısa olsun. Buyurun. Şimdi Türkiye'mizde 81 il var. Bunların 31 tanesi büyük şehir, 30 tanesi, 51 tanesi il belediyesi. 922 ilçe var. 30 büyük şehrin haricinde kalan illerimizde de 51 tane il özel idaresi var. Belediye sayılarımıza gelince büyükşehir belediyesi 30, il belediyesi 51, büyükşehir ilçe belediyesi 519 yani metropol ilçe dediğimiz uh -huh. normal ilçe sayısı 403, belde sayısı 396. Toplam 1399 Türkiye genelinde büyükşehir, il, ilçe, belde belediyemiz var. Belde sayısında korkunç bir düşüş var. Son <laughs> maalesef 396. Bu sayı e, Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara gelmeden evvel 3225'ti. Türkiye'de belediye sayısı 2014 yılında bu sayı 2950'ye düştü. Daha sonra da 2014 yılındaki seçime girerken yeni bir kanuna 6360 sayılı kanunla 1399'a düştü. <laughs> Halen 1399 mu? Evet şu anda 1399 yerde seçim var. Ben belde, belediyeyi kısaca anlatayım. Kanunumuzda belirtildiği gibi 3. maddede belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliklere sahip kamu tüzel kişisi. Bir de bizim halk arasında belediye başkanı tarifimiz var. belediye başkanı 7'den 70'e Beşik'ten mezara diye tarif edilir. Bunu ben 15 yıldır değiştirdim. Belediye hizmetleri, belediye başkanının hizmetleri hamile annesinin karnındayken başlıyor ve öldükten sonra da mezarlıkta çamına çimine bakmak suretiyle devam ediyor. Yani beşikten mezara ölümden doğumdan ölüme değil, doğmadan evvel belediye hizmetleri başlıyor. Doğduktan sonra da devam ediyor. Ama öldükten sonra da devam ediyor. Efendim? Vefat ettikten sonra da devam ediyor. Tabii, tabii. O yüzden belediye başkanlığı çok önemli bir e, kurum. Öncelikle belediye başkanı e, eskiden e, tek dereceli seçim yoktu. Şimdi meclis üyelerine ayrı oy veriyoruz, belediye başkanına hı hı. ayrı oy veriyoruz. Eskiden partiler meclisleri gösteriyorlar, seçim yapılıyor ve onların içinde ekonomik durumu çok iyi olan eşraftan, tüccardan kişileri bu partiler gidiyordu. Ya bu sefer bu seçim sende. Çünkü maaş yok, şey yok, gelir yok, belediye gelirleri yok. Bunu ilk defa rahmetlik Özal 1984 yılında bir takım reformlarla gündeme getirdi ve düzeltti. İkinci kez de Sayın Cumhurbaşkanımız geldiklerinde belediyecilikle ilgili birçok yeni olumlu adımlar atarak rahatlattılar. Biz biliyoruz ki belediye üniversite yıllarımızda e, Ankara Belediyesi satlıktı. Satlık belediye diye yazıyordu. <laughs> Allah o günleri bir daha göstermesin. İşte şimdi belediyelerimiz artık bu günlerden gelerek e, bir takım birçok sosyal etkinliklere e, başladılar. Dolayısıyla belediye başkanı da nasıl olmalı diye sordunuz. Hangi özelliklere sahip olmalı? Sorumuza gelirsek e, önce demokrat olmalı tarafsız olmalı. Seçildiği partinin belediye başkanı değil, tüm beldenin babasıdır. Şehri Emin, yani o beldenin en emin kişisi, eski adıyla Şehri Emin'dir belediye reisi, riyaset makamıdır. Bir takım çat kapı demokrasinin temel taşı, halkının hemen ulaşabileceği ilk basamaktır. Ve konusu olsun olmasın, görevi olsun olmasın, benim başkanım bunu yapar diye akşama kadar birçok sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Bu bu partili bu şu partili derseniz kongrelerde belediye başkanı olarak elinizde bir güç var. Bu gücü kullanıp değişik siyasi aynı partiden de olsa adaylarla ilgili çekişmelere girerseniz bunu partileri de kısa zamanda halk da 5 yıl çabuk gelip geçiyor cevabını veriyor. Ve o arkadaşlarımız kaybediyor. Yani bir belediye, belediye başkanı, başkanı rozetini çıkarmalı seçimden 31 Mart'a kadar rozetlerini taksınlar herkes hangi partiliyse ama o 1 Nisan'da mazbatasını eline aldığı gün rozetini bırakıp artık ben bu şehrin babasıyım. Bu şehrin belediye başkanıyım. Ben herkesin belediye başkanıyım diyebilmeli. Siyasi görüşlerinden arındırılmalı. Olmazsa iş yapamaz. Başarılı olamaz, halk nezdinde e, cevabını da çabuk görür. Tevazulu olmalı, mütevazi olmalı. İnsanlara tepeden bakan değil, onların gönüllerine, kalplerine girip sevgilerini kazanabilmeli. Efendim sizin belediye başkanı olduğunuzda kapınıza e, olmayacak teklifler, yani hukuken yapmanızın imkanı olmadığı tekliflerle gelecekler. Siz onlara bir çay ikram edip, gönüllerini alıp bu işin hukuki olarak olmadığını. Yani çünkü bu biraz da vatandaşlardan değil belediye başkan adaylarımızdan da kaynaklanıyor. Yani şu anda belediye başkanı diyor ki seçim satımı halinde seni kadroya aldım, seni zabıta yaptım, seni müdür yaptım, seni başkan. <laughs> ya nasıl yapıyorsun bunları? Yani bu ya işte, belediyenin verilmiş kadrosu belli. Belli bir kadrosu var. Oraya giriş imkanlarının ıı, usul ve esasları kanunen açıklanmış. KPSS'i var, neye var? E, dolayısıyla vatandaş bu belediye başkanı kanunları bilmediği için kazandığında vatandaş geliyor. Benim oğlum işe al. Şimdi kıvranıyor başkan. Yaz işleri müdürünü çağırıyor. Efendim bu olmaz diyor, mümkün değil. Bunu anlatın bakalım. O vatandaş ben diyor sana oy verdim. Bir dahaki sefere görüşürüz diye Odanıza girişinde kapıyı vurup iki büklüm gelen o vatandaş doğrularak böyle elini de cebine atarak kapıyı da sert çarparak çıkıyor. Ha onu öyle çıkmadan, ya ben böyle demiştim ama bilmiyordum. Hukuk böyle. Bir çay iç, nasılsın, başka türlü yardımcı oluruz. Bunların gönüllerine girebilmek, gönüllerini alabilmek önemli. Belediyede böyle yani, e, bir belediye mesai... Baş Mesela Çok bir belediye başkanı, bir belediye başkanı özellikle insan sarrafı olmalı, insan ilişkileri uzmanı olmalı ve pedagog e, olmalı, bilgili doktor. olmalı. Bunu e, olamayacağını bir birim müdürünü çağırıp da ondan öğrenmemeli bizzat kendisi bilmeli. Aynı. Dolayısıyla en önemli şey insan ilişkileri ve ikna kabiliyeti. Evet. Pedagog olmalı, öğretici olmalı, örnek olmalı. Giyimiyle, kuşamıyla, oturuşuyla, kalkışıyla çünkü oranın seçilmiş insanı. Siz okullarda 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta gidiyorsunuz. Çocukların bayramını kutluyorsunuz. İşte bu benim başkanım diyebilmeli. Langır lungur elbiseyle ayakkabı çamur. Böyle olmaz. Sempatik olmalı. Onlara çocuklarımıza bakmalı. Yaşlılarımıza bakmalı. Yani mesai saati belediye başkanının yoktur. Bir kere telefonu 24 saat açık olmalı. Diyeceksiniz ki bu insan hiç mi dinlenmeyecek? Efendim seçmenlerin de tembihlediğinde ya arkadaşlar beni 21'den sonra aramayın. Allah korusun çok acil, ölümlü, kazalı, yangınlı, felaketli bir şey olur elbet telefonum açık sizin için. Ama 21'den sonra beni aramayın sabah 7'den sonra yine arayın diye bunu oturtturursanız rahat edersiniz. Yoksa belediye başkanı olmuşsunuz. Tabii bunlar kısım kısım. Sayın Evren bir küçük belediyeler var. Bir nüfusu 25 bine kadar olanlar. Ben onlarla ilgili söylüyorum. Ama bir de Ankara'nın Büyükşehir Belediyesi var mesela. Bu başkana halkın ulaşması çok zor. Ancak... Yani o, o söylenen o açık kapı politikası metropol belediye başkanlarında olmaz mı diyorsunuz? Olmaz. Neden olmaz? olmaz? Kapıyı yıkın diyor. Kapıyı yıkın. Ben diyor kapısız başkan. Ya olur mu şimdi? Riyaset makamı orası. Ben kızgınım başkanı öldürmeye geldim. Birçok arkadaşlarımız Allah rahmet eylesin bu konuda yaralandı, şehit oldu, gazi oldu. Sekreterin bana bir çay ikram edip beni güler yüzle Aa, başkanım da sizi çok özlemişti diye karşılaması benim öfkemi alır. O bir dakikalık iş birçok kazaları engelleyebilir. Öyle kapıyı sökün ben kapıyı açtım bu tür bir başkanlık olmaz. Evet belediye başkanının kapısı herkese açık olacak ama en azından bir 15-20 saniye de sekreter ya bekleyecek. Belediye başkanı cenazede gülmeyecek. Cenazede gülmeyecek. Gülmeyecek. Nikahta da ağlamayacak. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> cenazeye gidiyorsunuz. Alo başkanım hani bana söz vermiştin. Nikahımı oğlum bir tane ya. Nikahı sen kıyacaktın. Orada ağlıyorsun, üzülüyorsun, gidiyorsun orada gülüyorsun, orada üzülemez Yani bir nevi artist gibi olacaksın. Gülmesi yerde gülmeyi bilmeyi, ağlanması gereken yerde de ağlanmayı bileceksin. Ee, her konuda örnek olup eğitici konular anlatmak lazım. Kahvede gençlerle ihtiyarlarla sohbet edip onlara günün şartlarını bir öğretmen gibi anlatmak lazım. Halkı. Eğitim, eğitim, eğitim. Belediye başkanının birinci görevi eğitim olmalı. Yani vatandaşlarımız bakın size şunu söyleyeyim. Belediye başkanı olmuş meclis üyesini bilmiyor. Benim diyor 9 tane encümenim var diyor bana. Encümen kimdir diyor. Ya diyor işte 9 tane nüfus. Belediye meclis üyesiyle encümeni karıştıran. Belediye başkanı var belediye halkı var. bırakın. Halkı bırak, e, belediye encümeni, bir... Efendim belediye şimdi 10 bin nüfusa kadar olan bir belediyede e, 9 tane. 10 binden sonra 11, 13, 50, 60 yükseliyor. Belediye meclis üyesi seçilir. Nisan'ın 5'inde bunlar olağanüstü toplanır. Nüfusu 10 bine kadar olan yerlerde 2 tane bu belediye meclis üyelerinin arasından encümen seçilir. Adam daha meclis seçilmedi mi <laughs> ben encümen olacağım diyor geliyor. Ben diyor encümen duyacağım. Encümenin olacağım. görevi nedir? Yeri gelmişken söyleyelim. Efendim, seçilen encümenin görevi nedir? Niye en, 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 encümenle belediye meclisi üyesi arasında Efendim, bir fark Efendim, belediye var? meclis üyesi ayda beş gün toplanır. belediye ile ilgili kanunun kendilerine verdiği görevlerle ilgili belediyenin bir nevi parlamentosu, yerel karar Encümen de bunları uygular. Bakanlar Kurulu. Encümen hı hı. üyeleri iki tane atanmış yine nüfusu 10 bine kadar olan belediyelerde diyorum iki tane atanmış yani mali hizmetlerden bir tane olması olmaz yaz işlerinden veya zabıtadan iki tane de seçimle gelmiş üye dört bir de başkan beş kişiden oluşuyor. Ama bu nüfuslar arttıkça bu encümen üyeleri de artıyor. Buna göre de değişiyor. Şimdi burada ben size Belediye başkanlığı da tarifini kanunumuzda tarifini ne demiş? Tarifini yapın oradan başka bir soruya geçeceğim. Belediye başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanıyla ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Yani eskiden meclis toplanıyordu. Belediye başkanını siyasi olarak düşürüyordu. Faaliyet raporunu onaylamıyordu. Siyasi olarak. Ya bu başkan birçok faaliyetler yapmış olsun. Ben işime gelmiyor. Başkanı sevmedim diyordu. Bunlar düzenlemeyle e, düzeltildi. Artık öyle belediye başkanı tek dereceli seçimle geldiği için belediye meclis üyelerinin çok bariz bir suç ve suçlama olmadan görevden düşürülmesi mümkündü. Ya insafını bırakılmadı. Evet, evet. Şimdi öyle belediyeler var ki A partisi 3 çıkartmış, B partisi 3 çıkartmış meclis üyesi. C partisi 3 çıkartmış. 9 tane meclis üyesi. Bir belediye başkanı mutlaka bir ilen bir koalisyon kurması lazım. <laughs> evet. Ki encümenli sessin şeyini yapsın. O yüzden bu sıkıntılar oluşuyor yani. Ee, eski Peki, <laughs> Buyurun tamamlayın hemen soruma geçeyim. Evet, sorunuza geçmeden evvel ben belediye başkanlarının özlük haklarını çok söylediler. Peki Üzeri... belediye başkanlarının ben biliyorum sizi niye sıkıştırdıklarını, özlük evet. hakları konusunda neden üstünüze geldiklerini. Çünkü sizin onların sözcüsü olduğunuzu da biliyorum. Peki o belediye başkanlarına buradan biz saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Mehmet Bey merak etmeyin. Her platformda sizin hakkınızı savunuyor. Her platformda size sahip çıkıyor. Bunu en yakından e, bilenlerden biriyim. Konuyla da ilgilendiğim için, ilgi alanıma giren e, gelişmeler olduğu için Mehmet Bey Buyurun özlük haklarını belediye başkanlarına. Bu konuda da sizi kurtarıcı biliyorlar. Hep gündeme diyorlar. Gürbüz Evren getiriyor. Teşekkürlerimizi sun dediler. Ben de tüm belediye başkanlarım adına sizlere bu konuda gösterdiğiniz çabadan, bize böyle imkan tanımanızdan, dile gündemdeki sıkıntılarımızı dile getirmenizden dolayı teşekkür ederim. Şimdi belediye başkanı, ben şimdi belediye başkanı değil, Emekli bir belediye başkanıyım. Yüksek okul mezunuyum. Emekliyim. Elhamdülillah 5500 lira para alıyorum. Aylık emekli maaşı. Ancak isim vereyim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Bey 1650 lira alıyor. 1650 lira maaş alıyor. Evet. Ve Yok, maaş değil. Şey emekli maaşı. Maaş. Özür dilerim, özür dilerim. Emekli maaş. Şimdi bu adaletsizlik ve dengesizlik 5510 sayılı kanuna meydana geldi. 2008 yılında çıktı. Cengiz Ergün Bey emekli Bağkur emeklisi. Askerliğinde kısa dönem yapmış. Hiç memuriyeti yok. 9'a 1'den başlattılar. Bir ay 9'a 1'den emeklettiler. Hemen oraya bağlı Alaşehir Belediyesi var. Orada başkan milletvekili olmak için istifa etti diş doktoru birisi geldi bana ben de de emekliyim emekli olacağım. Belediye başkanı emeklisi hı hı. olacağım. Buna hakkınız var da dedim siz nereden emeklisiniz? Ben diş doktoru olduğum için muayeneden Bağkur'dan dedi. Peki askerliğiniz yedek subayla yaptım. Ha iyi dedim. Şimdi o da 5500 beş beş lira alıyor. Bakın Manisa Büyükşehir'in ilçesi 5500 beş bin beş bin beş beş yüz liras alıyor. Manisa alıyor. Büyükşehir Belediyesi memuriyeti hiç olmadığı için bu dengesizliğin detaylı olarak bunları yazdım Sayın Cumhurbaşkanıma. Sayın Şükrü Karatepe Külliye'de yerel yönetimler onun önünde. Bunun hızlanmasını bir an evvel mağdur olan belediye başkanlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Bu durumdaki mağdur belediye başkan sayısı nedir? 1500-2000'i bulur. Bayağı çokmuş. Şimdi kahveye gidiyorsunuz. Çay parasını başkan ödüyor. Yani. Ama şu anda başkan değil. <laughs> Ama hep gönüllerin başkanı. Lokantı oturuyorsunuz. Başkan Aynı ben şey sizin de, de buradayım. Başınızdadır. Başınızdadır. Aynı şey sizin de başınızdadır. Evet, için. yani şimdi bu temsil ve görev paraları da verilmiyor. 2008'den sonraki başkanlar, 2008'den önceki başkanlar bu konuyu eğer ki dinliyorlarsa Sayın Cumhurbaşkanımız zaten belediye başkanlığından gelen biri olduğu için dertlerimizi çok daha iyi biliyor. Şükrü Karatepe Bey'in başkanımızın önünde bunu bir an evvel yasamızı çıkarırlarsa başkanlarımızın mağduriyeti giderse hem size hem Cumhurbaşkanımıza hem Şükrü Bey'e teşekkür ederiz. Hayır dualarını alırız. Evet. Bu insanlar bu halka hizmet etmiş 5 sene 10 sene yazık yani bunlar çay parası vermekten aciz evini geçirmekten aciz yememiş böyle haksız kazanç elde etmemiş mağdur birçok belediye başkanı var. Mehmet Bey siz mutlaka çevrenizde emekli belediye başkan sayısı çok olduğu için soruyorum. Belde belediye başkanlığı yapıp da emekli olmuş bir insanın emekli maaşı nedir? Var i̇şte, mı o durumda olan? Var, çok var. Belde yani, belediye başkanı da benden 500 lira eksik alır. Eğer ki yüksek okul mezunuysa. Ha yine orada bir takım kriterler var. Kriterler yüksek okul, var. yedek subaylık vesaire. Evet, kriterli. Ben devlet memurluğu yaptım. Devlet memuru olarak en üst düzeyden birin dördü, 4800 denemekliyim. O da 4800 denemekli ama benim makam görev tazminatım ilçe belediyesine göre 1500 lira, Bel dedin ki 1000 lira aramızda 500 lira. 500 var. lira. Var. Ha bu kişi ilkokul mezunuysa maaş değişik. Tabii tahsille göre de değişik oluyor. Bunu Türkiye Belediyeler Birliği de bu konuda çalışmalar var. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Derneği var, onlar da çalıştı. Hep çalışmalarımızı birleştirdik. İnşallah e, Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden önce buna bir parmak basar, düzeldirse. Belediye başkanları mübarek insanlar. Bunların duaları da iyi olur. Bu dualarda biz de siz de e, zat halleri de sevap kazanırlar diye düşünüyorum. Şimdi e, ilk bölümün tamamlamasına bir buçuk dakika kaldı. Ben size soruyu yöneltmeyeyim. Soruyu yöneltirsem siz başlayacaksınız. Ben kesmek zorunda kalacağım. Ama bu konu gerçekten çok hassas. Yani e, belediye başkanlığı, ben öyle e, çok belediye başkanı tanıyorum. Var. Gerçekten her şeyi cebinden harcamış. Aldığı maaştan daha fazlasını halka dağıtmış. Onların ihtiyaçlarını karşılamış. Çünkü karşısına gelen insana yok diyemiyor. O, o karakterde insanlar. Evet. E, böylesi insanlar... Fakirin fukarası geliyor, tabii, kapınızı tabii, çalıyor. Oğlumu tabii, okutamıyorum tabii. diyor, geliyor. Onlara cebinizden... Yardım yapmak zorunda kaldığınız konular var. Evet. Ee, bir de belediyeden de yapabileceğiniz yine çok teşekkür ediyoruz biz sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizlere büyük imkanlar da tanıdı bu tür şeyleri belediye bütçesinden karşılama imkanı da verdi. Evet. Belediye meclis kararıyla. Ama geçmişte bu, bu kadar yoktu. Tabi. Tabii. Olmadığı için. Yoktu. Zararı. Yoktu. Biz neler e, evet. harcadık. Yoktan var etmek durumundasınız. O insanları boş çevirmeyeceksiniz. Mutlaka siz hani bir laf vardır bizde komşunuz açken tok yatmak mümkün değil. Hele bir belediye başkanının tok yatması Mümkündür. hiç mümkün değil. Hemen bu bilinir. Hele küçük yerlerde daha çok bilinir. Dolayısıyla emekli olduklarında bu insanlar hiç olmazsa daha iyi yaşam şartlarında, başkalarına sağladıkları, sağlamaya çalıştıkları o yaşam şartlarının bir kısmında kendilerine devlet sağlasa iyi olur dediniz. Şimdi Çok teşekkür ederim. 6 tane şart var belediye başkanı olma da bunu da ben 488 şey verdim, konferans verdim hep anlatırım. Belediye başkanı olmak için parası pul olmalı harcayacak. Karısı dul olmalı, cumartesi pazarı yok. Kendisi kul olmalı. Belediye başkanında utanmadık yüz, yorulmadık diz, tükenmedik söz olmalı. Bir daha tekrarlar mısınız? Şiir gibi oldu. Parası pul, karısı dul, kendisi kul olmalı. Kul olmalı. Utanmadık yüz, yorulmadık diz, tükenmedik söz olmalı. Yorulmadık diz, tükenmedik söz, yorulmadık. Ben karıştırdım sonra size tekrar sorarım. Utanmadık yüz, yorulmadık diz, tükenmedik söz, söz olmalı. Kapıdan... Kolsalar pencereden gireceksiniz. Peki, çok teşekkür <laughs> ediyorum Sayın Mehmet Dönmez. Bu ilk Rica bölüm olsun. için gerçekten e, sizin o güzel üslubunuzla e, hoş anlaşılabilir e, kimi zaman nükteli de üslubunuzla iyi bir bölüm yaptık. E, değerli izleyenler ilk bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Kanal B'yi TürkSat 4A 42 derece doğu, frekans 11.916 MHz, sembol oranı 30.000, FEC 3 bölü 4, polarizasyon dikey, D-Smart 88. kanal, TV bu 152. kanal ve Tele Dünya 43. kanaldan izleyebilirsiniz. Kanal ve ekranlarında Bekleme Odası programında ikinci bölümdeyiz. Bizi yeni izlemeye başlayanlar için stüdyo konuğumuzu ve konu başlığımızı bir kez daha anımsatmakta yarar var. Değerli izleyenler 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde belediye başkanlığını konuşuyoruz. Belediye başkanının özelliklerini konuşuyoruz. Ve konuğumuz da çok değerli bir isim bu alanın Duayen ismi bana göre. E, Mahalli İdarelere Hizmet Derneği Genel Başkanı. Mihter Genel Başkanı Sayın Mehmet Dönmez. Mehmet Bey ilk bölüm gerçekten benim açımdan söylemem gerekirse izleyiciler tabii farklı düşünebilir ama çok doyurucu oldu. Dolayısıyla burada çok önemli bir noktaya geldik yaptığımız konuşmalardan. Belediye Başkanı'nın özelliklerinden bahsettik. Hangi özellikleri ee, hani böyle çok fazla e, psikolojik, e, sosyolojik terimlerin ötesinde, e, çok akademik değerlendirmeler yapmanın ötesinde herkesin anlayabileceği bir dilde. Ve belediye başkanı da zaten herkesin anlayabileceği ve ulaşabileceği bir insan olduğu için e, evet. bu değerlendirmeyi yaptınız. Peki belediye başkanı bir siyasetçi midir yoksa bir hizmet adamı mıdır? En çok merak edilen konulardan biri bu. Giderek bu imaj tabii ki... Başkanların verdikleri o görüntüyle ya da yaptıkları işlerle değişmeye başladı ama hala da belediye başkanı siyasetçi midir, hizmet adamı mıdır? Bu ayrım yapılmış mıdır Türkiye'de? Maalesef yapılamadı. Hizmet adamı olmalı ancak siyasetçi gibi davranıyorlar bazı başkanlarımız. Belediye başkanı tarafsız olmalı. Belediye başkanı halkın babası siz siyasette ne işiniz var? O zaman başkan olmayın. İlçe başkan olun. Milletvekili olun. Partiniz ilçe İlçenin başkanı İlçenin yönetiminde olun. Ama niye geldiniz de belediye başkanı oldunuz? Ben şimdi çok özür diliyorum. Bazı dostlarımla belki alınabilirler. Altı ay evvel milletvekili aday oluyor. Şimdi de belediye başkanı aday oluyor. Ya kardeşim milletvekili adayı niye parlamentodan bir kişiyi eksiltiyorsun? Madem sen belediye başkanı olacaktın. Oraya da bir arkadaşımız geçsin. Hep bana rap bena olmaz. Dolayısıyla belediye başkanı siyasette rozeti seçimden sonra bırakmalı. Elbette bir siyasi partisi vardır. Elbette onun kongresine onur konuğu olarak gidecek. Ne kadar tarafsız olursa o kadar ağırlığı olur o kongrede. Elbette bir genel başkanı gelecek, karşılayacak. Milletvekili gelecek, karşılayacak. Partisinin bir takım etkinliklerine katılacak Tabii ki olacak bunlar ama e, hizmet aksamında bunu hiç aksatmayacak. Yani siz diyebilir misiniz ki ben A partili otobüse binsin benim otobüsüme, metroma B partili binmesin. Diyebilir misiniz? Bu A partililer içer, biz iktidara geldik. B partililer bu yoldan yapabilir miyiz? Yapamayız. O yüzden bunu hala e, demin dediğim tarzda daha dokuz encümenim var diyen başkanların olduğu bir ülkemizde de maalesef hizmetle e, siyaseti karıştırıyoruz. Bunu karıştırmamamız lazım. Belediye halka hizmet, hakka hizmettir. Allah'ın en sevgili kulu makamıdır orası. Atatürk ne demiş? Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha üstündür. Tatbik Bu, eden? Bu ata Atatürk sözü Atatürk'ün tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha üstündür. Siz parlamentoda karar veriyorsunuz ama ben orada çeşmenin temelini atıyorum, boruları döşüyorum, halkımla suyu açıyorum. O sıcakta, Ağustos'ta suyunu içerken onun zevkini, hazını yaşıyorum. Dolayısıyla daha da güçlüyüm yani. O yüzden mali idareler çok önemli. Atatürk'ün de bu konuda bu sözü mahalli idarelere ne kadar önem verdiğini göstermiş ve 1930'lu yıllarda çıkardığı kanunla biz bugünlere kadar gelmişiz. Daha 2005 yılında kanunumuz değişti. Yeni bir 5226 ve 5393 sayılı Büyükşehir ve Belediye Kanunu diye hala da daha değişiyor. Her günde değişiyor. Bir rayına da tam oturamadı ama bu Sistemin şu kolaylığı var. Bizim konferanslarda belediye başkanı aracılığıyla söylediğimiz, belediye başkanından milletvekili olan dostlarımız, genel başkan yardımcıları, partilerde onlara söylediğimiz e, konuları hemen düzeltebiliyorlar. Ha bu yanlış olmuş, böyle yapalım diyebiliyorlar ve e, inşallah gün geçtikçe de hem kanunlarımız daha düzgün hale gelecek hem Seçilen belediye başkanlarımız çok daha düzgünlerini seçecek Seçmeli. Yani siyasette, bakın e, Gürbüz Bey küçük gelirdi adam diyor ki benim 15 oyum var oğlum iş alın mı diyor. Hesaba bakın sen ne hizmet vereceğin projelerin nedir yok. Şimdi o o konuya geleceğim o soruyu ha. soracağım ama şu, şu bunu, bunu... ayırt demedik evet, daha. Şimdi şu çok önemli. O zaman bir belediye başkanı halkın karşısına aday daha doğrusu halkın karşısına çıkarken hangi partiden olursa olsun bir kere şu imajı vermeli ee, ben siyaset adamı değil hizmet adamıyım evet. bunu daha başından seçim Adını çalışmaları koymam. sırasında, propagandası sırasında, konuşmaları sırasında, afişleri, broşürleri, e, tanıtımları ne olursa olsun bütün materyallerini kullanırken. Ben siyaset adamı değil, hizmet adamıyım. Bunu ellerimle işaret ediyorum ki hani siyaset adamını geri çekmiş, hizmet adamını öne çıkarmış. Evet. Bu çok önemli Türkiye açısından. Çok önemli. Ben burada hemen iyi hatırlattınız. Broşürler falan dediniz. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan teşekkür ediyorum. Çevre konusunda yayınladığı genelgeyle. E, yani herkes artık direkler, duvarlar, bayraklar her yer curcuna Müzikler olmayacak. Herkes parti binalarında ve seçim evet. bürolarında sadece afişlerini asacak. Hem aday fazla masraf yapmayacak. Hem ekonomi yönden fazla şey olmayacak. Bir de seçimden sonra aylarca duvarlarda asılı kalan bayraklar, afişler, flamalar kalıyor. O konuda da çok teşekkür ederim. Şimdi, Herkes de uyacak. Gördüğüm yerde de birinci şikayetçi ben olacağım. Evet. Çünkü seçim kanunu da muhalefet. Ee, ancak seçim bürolarında bunlar olacak. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Şimdi 1900 iyi bir konuya getirdiniz. 1999 yılında işte 98'de Türkiye'ye gelmiştim. 99 yılında e, yazdığım bir yazıda o zaman yerel seçimlerle genel seçimler aynı anda yapılmıştı 99'da hatırlarsanız. Evet. E, her taraftan müzik e, ama o bölgenin halk e, insanının zevkini uyar mı uymaz mı diye düşünmedikleri dikkate almadıkları. Gecenin hangi saati, günün hangi saati, hasta mı var, e, çocuk mu var, uyuyan Üniversite mı var, üniversiteye girecek bir öğrenci sınava, mi var? ders mi çalışıyor? Hiç bunlara dikkate dikkate almadan e, bangır bangır müzik yaparak geçen araçlar, otobüsler vesaire ve bunu e, günün e, büyük bir bölümünde o kadar çok yapıyorlar ki durmaksızın çıkıp evet. camdan, pencereden bağırmanız gerekiyor. O zaman bir yazı kalemi almıştım. E, birçok yerde yayınlanmıştı ve şunu demiştim. Lütfen Hangi siyasi partiden olursanız olun ki ben bunu öncelikle kendim açısından söylüyorum. Bir gün belediye başkan adayı olursam kesinlikle ve kesinlikle böyle müzikle, giydirilmiş otobüslerle bilmem nelerle seçim propagandası yapmayacağım. Çünkü hiçbir seçmen bundan etkilenmez. Aa ne güzel müzik Aksi kaldı. Aksi etkilenen değil. bile var. Heh. Evet aksine etkilenir der ki ben nalet olsun buna oy vermiyorum. Aynen. O yazı ıı, da ardından şunu belirttim. Ya her tarafa sokaklara, caddelere, olur olmaz her yere, bizim binalarımıza, geçtiğimiz köşe başlarına, meydanlara gece gündüz bayraklar asıyorsunuz. Plastik evet. bayraklar, bez bayraklar, aklınıza ne gelirse. 1999 yılında yazdığım yazı Tebrik ve yaptığım ederim. bütün konuşmalarda Benim bu gözümden var. kaçmış onu. 2004 yılında da aday olduğumda bir yerde bana dediler ki ya başkan tabii siz daha adaysınız ama başkan olmamışsınız. Başkan niye Otobüste şeyde minibüste müzik çalmıyoruz. Hayır kardeşim bana minibüste C çalan bir arkadaşım olursa ilişkimi keserim, bozarım. Hiçbir yerde müzik çalınmayacak. Bu şekilde propaganda olmayacak. Hiçbir yere bizim bayraklarımız asılmayacak. Hele benim şeylerim o plastik bayraklar falan hiçbir yere asılmayacak. Çünkü o yıllarca oralarda direklerin tepelerinde afişler hiç unutmuyorum Eskişehir yolunda bir köprünün altında benim afişlerimi asmışlar kalmıştım. Beş <laughs> sene kalmış orada. en sonunda gittim kendim yırttım aldım. Çok, çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki hani niye siz bu konuyu açtınız o yüzden söylüyorum. 2004 yılında da bir konferansta bunu anlattım bütün ayrıntılarıyla. Dedim ki arkadaşlar ben bunu söylüyorum ama hiçbir siyasi bunu dikkate almayacak. Tamamen aynı şekilde belki daha beterini yapacak. Ama günün birinde bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, bir yetkili kişi Sözü geçen bir kişi. Bundan bahsettiğinde bu iş olacak. Evet bizim 99'da yazdığımız, 2004'te konferansını verdiğimiz konu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geçtiğimiz zaman açıklandı. Biz de bundan mutlu olduk tabii çok ki. Mutlu oldum. Çok mutlu olduk. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Çok önemli bir konuya parmak bastınız. Ee, belediye Başkanı adaylarının çok büyük bölümünü ben de tanıyorum, siz de tanıyorsunuz. Bir sene önce milletvekili seçimi olmuş. Bir bakıyorsunuz o isim gitmiş milletvekiline aday olmuş. Bir senesi dolmadı 6 ay. 6 ay. Bir bakıyorsunuz partisinin kurultayı olmuş. O kişi gitmiş kurultayda işte e, parti meclisine aday olmuş. İlçe şey olmuş, kongresi olmuş, il kongresi olmuş. Gitmiş orada ilçe başkanlığı, il başkanlığı, yönetim kuruluna aday olmuş. Hep aynı kişi. Yani böyle kadrolu adaylar var. Ama hiçbir yere de gelemezler. Hı. Onlar en son da bakmış, yere gelemez. Ya ben bir baktım geçen seçimde Mehmet Bey, yemin ediyorum size. Aynı adam, aynı sonunda milletvekili oldu da herkes dedi ki ya of, kurtulduk nihayet artık hiçbir yere aday olmayacak. <laughs> Sonuçta bu o kadar önemli ki evet. sen bir yere aday oluyorsan kardeşim o partideki insanlara hakaret ediyorsun. Niye? O partide başka aday olacak kimse yok mu? Hem milletvekili sen olacaksın, hem belediye başkanı sen olacaksın, hem ilçe başkanı sen olacaksın, il başkanı sen olacaksın, parti meclisi üyesi sen olacaksın. Peki o partinin diğer insanları figüran mı? Niçin oradalar? Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de sizin karşınızda o kadar rahatım ki, bu tür şeyler birden ilham geliyor. <laughs> ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi efendim, Türkiye'de... E Az önce siz ilk bölümde açtınız ama ben dedim ki daha sonra konuşacağız. Halk insanımız belediye başkanlarının projelerine dikkat eder mi? Efendim kültürlü e, illerimizde, büyük şehirlerimizde projelere çok dikkat ediyorlar. Ama varoşlarda olsun, geri kalmış e, illerimizde olsun biraz evvel söylediğim ekonomik kriz, işsizlik hat safhada benim oğlum işe al, kızım işe al. projen ne olursa olsun denilen yerler de var. Dolayısıyla e, şimdi <laughs> tabii gençlik sene 1985 Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Almanya'da okuduğum için kardeş belediye olmaya gittim. Ben de belediye başkanıyım. Ama Frankfurt gibi devasa bir metropole gidiyorsun. Devasa bir metropol. Baktım başkan şey çay mı içersiniz kahve mi dedi. Kahve dedim. Hemen e, şey koydu fritözü kahve yaptı. Dedim sizin çaycınız yok mu var dedi. Biz ağır misafirlerimize kendimiz ikram ederiz dedi. O kadar çok hoşuma gitti. Ve kibarca beni kırmadan bizde dedi kıstas nüfustur dedi. Sizin nüfusunuz beş bin dedi. Bizim <laughs> 600 bin o zaman. <laughs> Bu mümkün değil ana dedi <laughs> Her zaman kapımız size açık dedi. E şimdi ve bana şunu dedi. Sizin oralarda seçim almak çok kolay dedi. Niye dedim. Yol getireceğim, su getireceğim, altyapı yapacağım, kanal yapacağım, arıtma yapacağım dersin alırsın. Bizde her şey bitmiş dedi. Biz oy alırken öyle bir zorlanıyoruz ki dedi. Şurada sigara içtirmeyeceğiz, yeşili <laughs> koruyacağız. Bunlarla dedi sosyal belediyecilikle dedi oy alıyoruz. Siz yol yapıyorsunuz, asfalt yapıyorsunuz. Ben de her şey bitmiş dedi. Altyapı bitmiş. Şimdi e, o yüzden daha suyu olmayan yerlerimiz var. Köyler var. Geçen gün bir tanesi seviniyordu elektriğim geldi diye. Tabi mezralar. Gerçi her yere çok şükür geldi de. Maalesef elektriğin gitmediği yere de medeniyet gitmiyor. Çünkü televizyon gitmiyor, radyo gitmiyor, e, internet gitmiyor, cep telefonu gitmiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız eğitim yönünden bazı yerlerde e, şeye, projeye değil, belediye başkanından ne menfaat umarım. Ona bakıyor. Ama bu kırsal Türkiye, kesimde hala geçerli hala olan yerler Hala kırsal şeyde kesimde olduğu gibi. Bizim de Ankara'nın Mamak varoşlarında ne de Hala bunlar belediyeden paket alır mıyım, alamaz mıyım? onların şeyini projeyne bakmadan ona göre oy verenler var. Yani çok etkiliyor. Oğlum işe koyabilir miyim, kızım işe koyabilir miyim? İşsizlik bir tarafta, ekonomi bir tarafta. Dolayısıyla projelere bakan Türkiye genelini kapsarsak yani bir 50 milyon insandan proje bazında oy alınır. 55 bin seçmen varsa ee, bu 30 bine tekabül eder. Yani 20-25 bin milyon seçmen hala e, hizmet değil, proje değil, Benim menfaat, menfaat ilişkisi çerçevesinde evet. oy veriyor. Evet. Onu söyleyeyim. Peki e, az önce belediye başkanını e, tarif eden bir metin okudunuz da. Belediye başkanının görevleri aynı şekilde. E, çok güzel de Frankfurt'tan örnek verdiniz Frankfurt Belediye Başkanı. Ee, biz yıllardır bunu söylediğimizde nereye giderse gidelim, ister konferanslarda olsun, ister söyleşilerde olsun, ister yazdığımız dergilerde yazdığımız yazılarda olsun, nerede olursa olsun şunu söylediğimizde birçok kişi, özellikle de belediye başkanı makamında olan ya da yönetimde belediye meclisi üyesi olan siyasilerden daha çok siyasi etiketi olanlar. Kızardı, e, sırtlarını dönerlerdi. Ya bunu söylemeseydin iyiydi derlerdi. Ama dedim ki ya bunun Türkiye insanının, Türkiye milletin diline yerleşmesi lazım. Bunu beynine yerleştirmek lazım. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok tekrar eden, duyan olur ve bu yayılır. Bir belediye başkanının görevi nedir? Bulunduğu yere suyunu, elektriğini, yolunu, çöpünü... Kanalını. Bütün bunların hepsi zaten bir belediye başkanının asli bir görev şeyi, görevleri. asli görevleri. Bunun için o makama gelmiyor musunuz? Bunun için maaş almıyor musunuz? Bunun için makam mevki sahibi olmuyor musunuz? Toplumda ilgi gör. E şimdi sen bunları zaten yapacaksan yaptığın işleri bizim başımıza kalkar gibi özellikle de seçim dönemlerinde bu çok yapılıyor. Ben size şu kadar asfalt döktüm. Ben size bu kadar yol yaptım. Ben size bu kadar bir yer var söylemeyeyim herkes bilecektir şu kadar rekor kırdım. Şu kadar ya bu rekor kırdığın dediğin şeyler, yaptığın evet. dediğin şeyler zaten senin görevin. Bunu evet. cebinden parayı çıkarıp yapmadın. Bunu babanın parasıyla yapmadın. O kepçenin başına sen geçip sen çalıştırıp yapmadın. Orada mimarı var, mühendisi var, belediyenin işçisi var, çalışanı var. Onları yoksa meclisi var, ya, şey var. Ya bunlar bu insanlar yaptılar. Sen o bölgedeki insanların işsizlik sorununu çözecek ne yaptın? Ne öneriyorsun? Bakın çok önemli artık. Yani Frankfurt Belediye Başkanı. Yıllardır bunu söylüyoruz. Siz bu örneği getirdiğiniz için çok da iyi oldu. Bu program aracılığıyla da bir kez daha yayınlanmış olsun. Öyle değil midir efendim? Kendi görevlerini bizim başımıza kalkmanın, yaptıklarını bizim başımıza kalkmanın kimse Zaten yapmıyor. efendim yaptıklarınızı halkınız görüyor. Eğer ki siz bunu paylaşırsanız halk görüyor. Bana Rize'de seminerdeyiz. Rize Valisi Erdal Ata. Daha sonra da birkaç yerde faaliyet yaptı. En son... Hatay'dan geldi. Arkadaşlar yaptığınız işi paylaşın dedi. Bakın dedi ben size bir şey anlatayım dedi. Valim köye gidiyorum. Arkada köy hizmetleri, emniyet, jandarma geliyor. Biz mühendislikte bir dereden kuru bir dere olur. Biz oraya büyük bir köprü yaparız. Ulan derler devletin parasını gömüyorlar. Halbuki biz oranın yüzeyin son 100 yılda en çok aldığı Yağışları hesaplarız. Bu geldiğinde buradan sel olduğunda buraya zarar görmesin diye. O köprünün bu tarafını da ve bu tarafını kapatmış çoban. Koyunları doldurmuş. <laughs> Vali dur demiş. Çağırmış şu çobanı. Demiş ne oluyor? Valla yağmur geliyor. Tıkadım bu şeyleri koyunlar. E demiş sel gelirse köprü yıkılır. E devlet bir daha yapar demiş. Köye girmiş. Genç bir çocuk 15-16 yaşında. Ben bunu her konferansta anlatırım. Rize'de çocuk böyle patika bir yol. Karşıdan karşıya büz koymuşlar 20'lik. Yağan Yağmur oradan geçsin diye. Çocuk onun önündeki taşları temizliyor. Durdurmuş gel bakayım yavrum buraya demiş. Ne yapıyorsun? E, kardeşlerim bilmiyor demiş. Buraya taşla tıkamışlar. Ben Rizeliyim demiş. Yağmur geliyor. Yağmur gelince sel olacak. Burak kapanacak. Yollar bozulur. E, devlet bir daha yapar demiş. Ne devleti demiş. Muhtar bize demiş. Her aileye birer yevmiye veriyor. Çalışacaksınız diyor. <laughs> ha dedi. Otobüs mü alıyorsunuz dedi belediye. Birer lira vatandaş bağış bağış yapsın. O otobüs benimdesin. Biri dersin. böyle bıçağı takıp yırtarsa hop diye oradan 5-10 kişi sahip çıksın. Devlet gene alır. Devlet gene yapar. Devlet baba. Bunlar artık geçmeliyiz. Bizim malımız olduğunu bilmeliyiz ve korumalıyız yani. Maalesef yok. Devlet gene yapar. Devlet gene yapar. ben o yüzden yapılan işlerimizi de biz eğer ki halkımızla paylaşırsak, açılışında, yapılışında, orada işimizin başında olursak, tepeden bakmazsak insanlara. Onların kırdığı bir soğanla ekmeği bir ayranla onları içip o yol inşaatında işçilerimizle getirirler. Vatandaş çok sevinir böyle şeylere. Onlarla onları paylaşırsak vatandaş unutmaz. Sizin de bunu reklam etmenize gerek kalmaz. Peki Mehmet Bey, öyle diyorsak belediye reisliği kavramı vardı eskiden. Herkes derdi ki işte bizim reis geliyor çok efendi adamdır, çok muhterem adamdır. Ee, ve seçimler olduğunda belediye reisliği o bölgedeki önde gelen insanlar açısından, o kentin, o ilçenin eşrafının önde gelenlerinden e, birilerinin hakkı olarak görülürdü. Ya işte reis olsun, Mehmet Ağa olsun, Hasan Ağa olsun. Parası evet, var. Evet parası var. Harcayacak. Evet. O reis olsun da denirdi. Reis de derdi ki, yanıma birkaç kişi alırım bilen adamı. Tamam ben reis tespitimi çekerim, dolaşırım, reisliğimi yaparım. Onlar da bir şeyleri yapabilir hasbel kader. Türkiye belediye reisliğinden belediye başkanlığına geçti mi? Geçti. Yüzde %80 geçti. Şimdi e, başkanlık tabii tek dereceli bir seçimle olduğu için belediye reisi biraz evvel dediğim gibi e, meclis üyelerinden o ilçenin eşrafından bu ihaleyi sana bıraktık ya şunu sen yap deniyordu. Yani zorla alınan şeydi. Şimdi belediye başkanlığı birçok kişilerde de şu manada ya ben maaşımı yükselteyim emekli maaşı. Bir nevi işsizlik yeri gibi oldu. Tam öyle de olmamalı. Evet belediye başkanına bir maaş verilmeli ama e, sırf oradan da zaten belediye başkanı geçinemez. Dolayısıyla bel belediye başkanı olabilmek için ekonomik durumunu önce düzelteceksin. Emekli maaşını da hanımına verip ona hiçbir şeyin olmayacak şekilde idare edebiliyorsan başkanlık yaparsın. Yoksa e, yani sıkıntılar içerisinde başkan tanımıyorum ben. Olmamalı. Olmaz. Kapından kaç kişi geliyor akşama kadar? O yüzden bir de reislikte indirme vardı hemen. Demin ki dediğim tarzda siyasi olarak hop seni beğenmedik bu sefer de bunu yapalım indiriliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi belediye başkanı e, düşürmek çok zor. Ama vatandaş istifa, Tabii yolsuzluğun dışında. istifa ediyor. O evet. kendi özgür iradesi midir değil midir ben o konulara da girmek istemiyorum. Peki İstifa edince yerine meclisten yine birisi seçiliyor. Ama normalde belediye başkanı kolay kolay düşürülemez. Fevkalade olağanüstü bir suç, üstü rüşvet, irtikap falan olmayınca düşürülemez. O yüzden de başkanlık daha iyi bir sistem oldu. Zaten şu andaki bizim çok tartıştık bunları yani. Hükümet modeli de başkanlık sistemi de ona gidiyor zaten. Aynı sistem devam ediyor. Mehmet Bey, çoğunlukla. E Türkiye'deki belediye başkanlarının gelenine baktığımızda son 10 yılı temel alarak bu baz alma ifadesini çok sevmiyorum. Türkçesi varken hep baz alma denir de. Bunu kendimize hareket noktası son 10 yılı alırsak, Türkiye'de başarılı belediye başkanı sayısı gerçekten az mı? Az değil o kadar. Başarılı belediye başkanlarımız fazla da değil. Neden? Biraz evvel bahsettim. Belediye başkanları Maliye Bakanlığı kapılarında para dilencilik e, dilenmekle ömrü geçen insanlardı. İller alacak bankasından e, evet alacak ki parayı işçisinin maaşını dağıtacak. İşçi para almayınca dağıtamıyor. Şehirde esnaf perişan işçiye vermiş ay başında para alacak alamıyor. Dolayısıyla birbirine zincirleme bağlı. Bunu rahmetlik Özel bir bütün belediyenin tek İller Bankası'na, Maliye'ye, SESAK'a ne borcu varsa hepsini sildi. Size sıfır bir belediye dedi. Hangi yıldı bu? 84. 84. O zaman belediyecilik açısından bir dönüm noktası 1984. Harika. Bir de gelir verdi. Yüzde %9.55 aylık İller Bankası'ndan. Bugünkü payın çok çok üstünde pay verdi. Yüzde %9.55 çok yüksek bir rakam ama. Evet. Şeyden, hazineden toplanan vergilerden fakat o zaman da bu işi bilmeyen, kendini dev aynasında gören birçok başkanlarım hovardaca harcamalar yaptı. Belediyelerimizi borçlandırdı. Sıkıntılara girdik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Ben yani dık derken kendimi kastetmiyorum. İş bulma kurumu gibi oraya doldurduk adamları. Ve SSK'ya ödemedik. Vergi dairesini ödemedik. Hacizler başladı, icralar başladı. Şimdi Tayyip Bey geldi. Çünkü e, lep demeden, lep derdimizi anlayan, hemen şu şöyle dediğimizde belediyecilikten gelen birinin bugün başbakan olması, cumhurbaşkanı olması, e, hele hele şimdi devlet başkanı olması büyük bir avantaj. Belediyecilik açısından e, sıkıntılar anlatabiliyoruz. Bakın şu anda 6 aydır İller Bankası'na tekrar borçlananlar var ama sıfır kesinti. Şu anda kişi başı 70 lira. Yani siz evinizde 4 kişilik bir aileyseniz karı koca 2 yaşında, 3 yaşında 2 çocuğunuz varsa 280 lira belediyenize para geliyor. Yani kişi başı 70 lira bu ay. Ve hiç kesinti yok. Seçim sonuna kadar dedi kesinti yok. Kararname çıkarttı Sayın Cumhurbaşkanı. Neden? Belediye başkanlarımız rahat bir seçim ortamına gitsin, maaşlarını ödesin, yıpranmasın. Ya tüm siyasi partiler. Bu A partisi, B partisi değil, herkese geçerli. Zaten bin belediye AK Parti'de. 1399'un bin belediyesi kayyumlarla birlikte AK Parti'de. Geriye kalıyor 399 belediye işte o da CHP, MHP. Zaten her seçimde bakarsınız MHP'den seçilir, CHP'den seçilir. Albüm basarız böyle bir bakarız başkan AK Parti'ye geçmiş. <laughs> Her gün listemiz değişir yani. O yüzden de bastığımızı bir kere değiştiremiyoruz. Çok si siyasi yönden böyle kıvrananlar, boş batağında olanlar birden bakıyorsunuz. Mecbur kaldım, halk da istiyor. Partimi değiştirdim Peki. diyebiliyor. Peki belediye başkanı bu önemli bir konuya e yine e işaret ettiniz. Bir belediye başkanının A Partisi'nde seçildikten sonra, bu milletvekilleri için de geçerli. Bir süre sonra şu ya bu şu ya da bu nedenden dolayı B partisine geçmesi sizce etik midir? Bence değil. Etik değil. Ama şimdi. Ama baş... ama dediğiniz andan itibaren de onu biraz. Ee... Şöyle değişen başkanlarla konuşuyorum ya niye değiştin? Sen orada belden B partili, C partili. Sen şimdi. A Partisi'ne, AK Parti'ye geçtim. Yarın gene orada C kazanacak. Evet biliyorum diyor. Sen kaybedeceksin. Evet biliyorum. Niye geçtin? Ya belediye başkanlığını bırakmam lazımdı. Ya da işte AK Parti'ye geçersem para alırım diye vatandaş beni zorladı geçtim. Vatandaş zorladı diyor. Vatandaş zorladı diyor. O zaman bir şey diyemiyorum. Yani işçi zorluyor, evet. esnaf zorluyor, maaşını alamıyor. Ayağını yorganına göre uzatmazsa Uzatsalar belediyelerimiz, belediye gelirlerimiz gayet iyi. Evet. Şimdi Ama evet. size devlet demiş ki norm kadro yayınlamış, şu kadar eleman çalıştıracaksınız. Ama siz seçimde söz verdim diye doldurmuşsunuz. Olmuyor işte. Evet. O zaman. Şimdi tabii yine e, siyasi parti ismi vermeden A Partisi, C Partisi, B Partisi diyerek devam edelim. E, şöyle ki, e, elbette ki, Seçile, seçildiği yerde e, ki halkın e, talebi, ya buradan alamıyorsun şu partiye geç belki daha çok oy alırsın, e, pardon yardım alırsın anlayışı var. Ama bir de ona daha önce A partisinde olduğu için oy veren kesim var. Oy evet. veren kesimde ya benim oyumu aldın, bu partiye bilseydim sana vermezdim. Bu koşullar ne olsan istifa etmen gerekirdi. Doğrusu buydu. Etik olan da buydu dedikleri andan Öyle itibaren. Öyle diyen de var. İyi oldu gittiğin beldemize hizmet geldi diyen de var. Diyen de var. Peki. Esnafın yüzü güldü diyen de var. Bunları tabi e, o beldenin sorunlarını yaşayan evet. halk daha iyi bilir. Halk daha iyi bilir diyorsunuz. Peki size göre Türkiye'de örnek gösterilecek belediye başkanları ve projeleri e, dediğimizde aklınıza neler geliyor? Hani şu ya da bu partiden olması önemli değil. İsim olarak örnek hiç... başkan ben önce 85 yılında İstanbul'da yelken yarışması vardı Haliç'te. Dalan'la o zaman el sıkıştım. Böyle burnumuzu zor tutuyorduk. Bu dedi gözlerim gibi mavi olacak dedi bana. Bunu göreceksiniz dedi. Sizin de gözleriniz dedi. mavi herhalde. Ha? Sizin de mavi herhalde gözleriniz. Yok yeşile Sizin, kaçar hani yeşile biraz. Kaçır, Ve hakikaten e, onun projesi yarım kaldı. Nurettin Sözen Bey bir devam etti. Tayyip Bey geldi bitirdi. Şimdi bak bakıyorum gözleri gibi mavi. Yani bir dalanı unutmak mümkün değil. Bir altın soyu kavşaklarla, yani Melih Bey geldi, hazıra kondu. O projelerin hepsi ben bizzat biliyorum. Kırıkkale o zaman ilçeydi, ben kasabaydım, Ankara'ya bağlıydı. Altın soyla rahmetlikle çok hizmetlerimiz var. Kavşaklarıyla bir altın soyu unutmam mümkün değil. Adana'da Aytaş Durağı unutmam mümkün değil. Tayyip Bey'i unutmamız mümkün değil. İyi bir belediyecilik yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyük Yaşan'ı çok çok teşekkür ediyorum. Hiç yoktan bir Eskişehir yarattı. Ne zaman yurt dışına gitsem bakarım akademik 10-15 kişi gençleri almış. Mehmetciğim nereye? ben Polonya'ya gidiyorum. Oradan bir şeyler alacağız. Öyle hep kesitler, resimler uygulaya uygulaya şu anda Eskişehir turizm açısından Türkiye'mizin sayılı yerlerinden. Ne bileyim, Osmaniye Belediyesi öyle, Adana şimdiki Hüseyin Sözlü Bey öyle. rahmetlik Okan Merzeci vardı. Mersin, başarılı evet. bir belediye başkanıydı. Mersin'deydi, yanılmıyorsam. Öyle. Mersin'deydi değil mi? Mersin. Başkanı. Evet. Ee, Sayın Öz Kayseri, başarılı bir belediye başkanı. Şimdi Ankara'dayı. Mansur Yavaş, Beypazarı'nda çok başarılı bir belediye başkanı. Şimdi Ankara'dayı. Yani iki tane başarılı belediye başkanı Ankara'da çarpışacak. Bakalım kim daha evet. projelerle Ankara halkının oyunu alacak. Bunların adetleri çoğalabilir. Evet. Benim hemen aklıma gelen e, kişiler bunlar. Peki e, şöyle yapalım. E, tabii bunlar şu anda reklama girmiyor çünkü daha propaganda dönemi resmi şey başlamadığı için. Biz geçmişte yapılanları anlatıyoruz. İzleyicilerimiz buradan heyecanlanabilir. Ha, reklam mı yapılıyor falan diye. E, resmi seçim süreci. Yok burada her partiden başlamadı. E, i̇nsanlar için, evet. var mı? Söylediklerimizle evet, evet. o kentlere evet, tabii. gitsinler, görsünler. Tabii, şimdi tabii. onu zaten herkes e, biliyor. Bir şekilde de biz e, propaganda süreci geldiğimizde ağzımıza hiçbir partinin ya da hiçbir e, ismi e, almayız. Ona da dikkat ederiz. E, şimdi e, zaten benim kaderim. Evet. Yani bir şey söylesem ak partili diyorlar. AK Parti'ye bakıyorum, ha sen MHP'lisin diyorlar. Ben hangi parti olduğunu bilemedim. Peki. Ben her partinin doğrusunu, eksiğini, bütün belediye yanlışını başkanlarının anlatmak zorundayım. Ben Mihter Partisi'yim. Ben Belediye Başkanı Partisi'yim. Evet. Belediye Başkanlarımın başkanı Onlara yardım eden bir Onlara yardım bir eden bir, bir sivil toplum ürünü. Evet. Şimdi e, gelelim çok önemli bir konuya da. Büyükşehir statüsüne geçişle birlikte ilçe belediyelerin önemi azaldı mı? Metropoller için özellikle söylüyorum. Evet. Şimdi büyük şehirde zaten e, 3030 sayılı kanunla 1984'te rahmetli Özal'la çıkan bir kanun. Bu Ankara, İzmir, e, İstanbul, 3 zannediyorum Adana veya Konya iyi hatırlamıyorum. İlk 4 büyük şehir yanlış olmasın. E, kazandı. Ve ta o zamandan görevleri belli. Ankara Büyükşehir'den örnek biçersek, diğer yerlerde de böyle. Ana arterler Büyükşehir'e ait. Ara sokaklar e, şey'e ait. Burada bir metre, metre hesabı da var değil mi? 12 Tabii. metreden az olanlar, 12 metreden daha geniş olanlar. Tabii. metreye göre. Ve ayrıca ulaşım Ankara Büyükşehir'e ait. Yani... Ankara'ya örnek veriyoruz Ankara'da olduğumuz için yanlış da anlaşılmasın. Ankara'yı da seviyorum güzel bir kent. E, altyapı, kanal, su komple büyük görevi. Yani bu görevleri büyük alınca asfaltlama ana arterler tabii ki görevleri ağır. O zaman ilçe belediyelerine ne kalıyor? Bir nevi protokol belediye başkanlığı daha çok sosyal işler. çöp çevre temizlik çöp olayı ilçeye kalıyor. Bir de bu ara park, sokakların park asfaltlanması, bakımı, bordürleri, park, yeşil alan daha çok sosyal belediyeciliğin bakmaları oluyor. O yüzden de bence daha güzel, işleri daha kolay. Yani büyükşehir bunun hepsini almış görevlerini itfaiyeyi almış, cenazeyi almış. Yani şimdi biz... Ama ilçe belediyelerinde de cenaze araçları ve cenaze ile ilgili Şimdi efendim olsa... cenaze aracıyla bitmiyor. Mezarlıklar kolay değil. Onların bakımı kolay değil yani. Mezarlıkların bakımı, rehabilitesi, genişlemesi. Ben şimdi Kırıkkale'de Bahşırı ilçesinde belediye başkanlığı yaptım. Habire başkanlar arıyor bir cenazemiz var defnedebilir miyiz? Mer e, Ankara yasaklamış. Adam Erzurum'dan, Kayseri'den, Kars'tan gelmiş. Bir hesap ediyor. Ulaşım <laughs> cenaze pahalı. Babamı buraya gömeyim diyor. Ya babam burada oturuyor muydu? Yok. Babam orada oturuyordu. E şimdi niye götürmüyorsun? Götürmüyorum. Buraya gömemedi. Elma da. Elma da gömermedi 40 kale. Baya bir sıkıntılı zamanlarımız oldu. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi bir karar aldı. Para değil de mazot doldurmak kaydıyla cenazeler ulaşımı belediye tarafından yapılacak diye bu iş rahatladı. Yani şimdi yani, memleketlerinde defnedilmeleri için belediye o cenaze aracını verecek ama mazotunu siz karşılayacaksınız. Mazotunu dolduracak. Veya kilometre başı belirli bir meclis kararı alınmış. O ücreti verecek. Bedava götüremez zaten. Hı hı. Belediye il dışına bedava götüremez. Öyle bir e, Angarya iş yaptığında da e, ilgili kurullarca, kurumlarca, üstadlarca kişi borcuna alınır. Şimdi oradan ister istemez yine e, şu konuya geliyoruz. Hani ee, yeni e, büyükşehir statüsüyle birlikte yasasıyla birlikte ilçe belediyelerin önemi azaldı mı yetkileri azaldı mı derken siz bunları sıraladınız Kim, yok ne bu yapacak? Aynı eskiden de vardı zaten. Hayır, e, adeti arttı. İkinci sıkıntı ikinci sıkıntı şimdi Ankara'nın bir ucu Nallıhan bir ucu Kalecik bir ucu Bala'nın Bezirhan. Bezirhan. Bir ucu Evren bir ucu Polatlı. Yani bu kadar alan hepsi büyükşehir oldu. Bu aradaki köyler, kasaba oldu. Şey kasabalar mahalle ve köyler oldu. mahalle oldu. E, buraya Burada eskiden kasabaydı. E, Kesik Köprü'de mesela belediye başkanı vardı. E, gitti. Adam eski başkanlığı zannediyor. Gele, Bale'ye gelene kadar canı çıkıyor. Arası 50 kilometre, 40 kilometre. Orada köyler var. Oraya gidiyordu. Onlar da şimdi geliyor. Bu takım aksaklıklar var. Bunun... Adetleri azaltılırken belirli yerlerde de ilçeler oluşturulup veya bazı beldeler kalkmasaydı daha iyiydi. Bunun yanında bir Antalya mesela 600 kilometre bir ucundan bir ucuna yani belediye başkanının helikopter alması lazım. Oradan oraya gitmesi için. Arada bir sürü şeyler var. Bu arada ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunu da rica ediyorum. Orada alan yanında il olması lazım. İskenderun'un il olması lazım. Yani böyle kritik yerlerde e, illerimizi de küçülterek hizmetlerin daha hızlı gidebilmesi açısından evet o kadar belde kapattık, tasarrufa gittik, o kadar e, köy kapattık, mahalle yaptık ama bu tür uzaklıkta olunan Konya'nın Ereğli, Zonguldak'ın Ereğli gibi yerlerde de Hakkari'nin Yüksek Ovası, Cizre, nitekim bir ara söyledi. Bu idari yapıda da buraların da il olmaları lazım. Daha Hatay'ın İskenderun'u mesela. Bunlar il olursa daha güzel olur. Çünkü yetişemiyor Büyükşehir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzu düşünün Allah muhafaza. Hiç öyle bir şey istemem. Yani Ankara'dan zor Antalya'nın görevi. Mersin ona keza. Mersin de bir ucundan bir ucuna 500-600 kilometre. Muğla da aynı şekilde. Muğla da aynı şekilde. Ya o kıyı şeridini düşündüğünüzde. İşte yani bunların çözülmesi de lazım, Rehabilite edilmesi lazım. O yüzden yani büyük şehir yasasında ilçe belediyelerimizin yetkilerinin azaldığı diye bir şey yok son kanunda. Hı hı. Aynı. Hemen hemen ufak tefek... Yetkiden e... çok önemi azaldı mı geliyor Yani sonuçta insanlar e, dönüp dolaşıp tamam benim bir ilçemin belediye başkanı var, belediyesi var, şusu var, busu var ama e, onun yetkileri şuraya kadar ben yine dönüp dolaşıp büyük şehre gitmek zorundayım düşüncesinin ağır bastığı bir süreci yaşıyor. Evet. Şimdi evet. burada da şu sıkıntı çıkmıyor mu Sayın Dönmez? Şimdi efendim bu konular itfaiyede çözüldü mesela. Mezarlıkta çözüldü. Ama diğer e, ulaşım gibi e, şeyler de Suda, kanalda çözülemedi daha. Oturmadı. Oturması lazım. Vatandaş Ankara'ya gelmemeli. Vatandaş işini eskisi gibi ilçesinde görmeli. Nallıhan'daki itfaiye büyük şehre bağlı. Şimdi Nallıhan mezarlığı büyük şehre bağlı. Yani bunu bölgesel olarak oranın belediye başkanlarına, yetki verilmek suretiyle gayet iyi aynı partiden olan belediyelerle de olsun ayrı partiden belediyelerde olsun görev paylaşısı ve uzlaşısı içerisinde bunlar çözülebilir. Yoksa dediğiniz gibi herkes Ankara'ya gelecekse Ankara'nın işi de çoğalır. O zaman diğer ilçelerin de bir etkinliği kalmaz. Cenazesi olan buraya, itfaiye yangın olan buraya, kepçe lazım su patladı buraya o zaman ilçe belediyelerimizin hakikaten bu metropol ilçeler buna alışkın. Siz alışkınsınız, ben alışkınım. Keçiören'de siz Çankaya'da ama Bala'da alışamadı da. Kalecik'te alışamadı. Hadi ilçeyi de bırakın. Kalecik'te ya da Nallıhan'da ya da Güdül'de, Polatlı'da efendim diğer birçok yerde Çubuk'ta buradaki sorun mahalle olan köylerde. Evet. Şimdi mahalle olan köylerde insanlar tarımla geçiniyorlar. Hayvancılıkla geçiniyorlar. E, büyükşehir yasası giderek tarımı ve hayvancılığı bir şekilde sınırlayan, bir şekilde yeni bir takım e, cezalar, e, işte fiyat artışları şunları bunları getiren bir özelliğe sahip. Bunu biliyoruz. Evet. Bu da bir yerde e, kırsal kesimdeki insanın geçim kaynaklarının ya da yaşam şartlarının ne kadar iyileşip ne kadar iyileşmeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Yarın gelip de belediye zabıta ekipleri bir köye işte sen hayvanlarını şuraya vermişsin şurayı kirlet bunu. E, köy zaten sonuçta bu hep böyle yaşamış. Oraya da köye de bir hayvanlara da tarıma da bir kent düzeni getiremezsiniz. En büyük ki. vazife burada belediyelerimize şu son dönemlerde yaşadığımız krizde tarım ve hayvancılığa büyük ağırlık vermeleri lazım. Belediyelerimiz birçok imkanlarını tarıma ve hayvancılığa Teşvik yönünde kullanabilir. Ne et ithal etmemize gerek var, ne mısır ne bilmem pirinç biz artık tarlalarımız boş duruyor. Tembelleştik. İşkur'dan maaş alalım diye kuyruklarca kilometrelerce kuyruğa giriyoruz. Babadan kalma 10 dönüm yerimiz var. Gidip onu çapalamıyoruz. Oraya bir 10 dönüme patates ekmiyoruz. Ondan sonra patates yedilir oldu diyoruz. Tembellik var. Tembellik olduğu yerde de hazır armut piş ağzıma düş alışmışız <laughs> kredi kartımız var iş kurumuz var o oh! bankalardan birazcık, tarım kredileri evet, var evet birazcık <laughs> belediyelerimiz bu konuda e, halkı teşvik etmeli destek olmalı onlara yardımcı olmalı yani e, tarım ve hayvancılığa ağırlık vermeliler. özellikle kırsal kesimdeki belediyelerimize düşen görevler arasında habire sen orada köylüye vay inen çok özür diliyorum yani şuraya düştü ceza vay bu buraya oldu ceza dersen iyice zaten yok olmaya yüz tutmuş tarımcı ve hayvancılığımız iyice ölür biz onlara destek olmalıyız peki e, belde belediyeleri konuştu, konusunda sizinle çok konuştuk şimdi dediniz ki bazı yerlerde e, birtakım belediyelerin olması gerekir oralarda onların derleyici, toplayıcı özellikleri nedeniyle açılması gerekir dediniz de Bel belde belediyelerin kapatılması ne tür bir yarar sağladı? Siz bir kardan bahsettiniz. Dediniz ki şu kadar tasarruf edildi. O tasarrufun yanında getirdiği sorunlar acaba bu tasarruf olmasaydı da bu sorunlarda olmasaydı dedirten türden mi? Şimdi şöyle efendim bir ilçenin etrafında 22 tane belde kapandı. Mahalle oldu. İlçe büyüdü. 22 tane belediyenin kepçesi vardı. 22 tane belediyenin grayderi vardı. 22 belediyenin makam arabası vardı. Burada iyi oldu. Ama öyle bir belde var ki orada en az 10-15 köy o beldeden faydalanıyor itfaiyesinden. Ambulansı yok, makam arabasını başkan vermiş götürmüş. Yani o beldelerin kalması lazımdı. Onlara yazık oldu. Mesela bir Bafa Belediyesi'ne yazık oldu. Bakın Bafa Gölü kuruyor. En zengin belediyeydi. Biz Side Belediyesi'ne yazık oldu. <laughs> Side değil mi? İsmi tarih oldu yok oldu. Side yok. Mehmet Bey, bunu söyle, e, buraya dikkati çekmemin nedeni, siz de konuya çok hakim olduğunuz için a, hemen e, hak vereceksiniz. Fransa örneğinden arkadaşlar, biz belediyecilik sistemini, Fransa e, kamu düzenini, sistemini oradan aldık, kamu yönetimini. Şimdi Fransa'da da 300 kişilik bir yerde belediye var. 46 500, bin. En düşük yere iniyorum, en düşük ya 45 kişilik yerde belediye var. Evet. Onlar ne yapmışlar? Sendikadı şey komün sendikadı komün union komün gibi belediye birlikleri Ölümler belediye ayırmış. sendikaları kurmuşlar. 10 belediye bir araya gelmiş. Ortak bir etfayır aracı almışlar. Birlik diyelim Evet. 10 belediye bir araya gelmiş. Bu küçük 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 belediyeler bir ambulans almış. 10 belediye bir araya gelmiş. Öyle makam arabası falan yok. Herkesin belediye başkanının kendi arabası var. Dolayısıyla bunlar hep birbirine yakın olan yerlerde aynı çok kolay bir şekilde e, itfaiye aracında, ambulansında, kepçenin de şunda bunda ulaşacağı yerlerde. Dolayısıyla onlar o belediye varlıklarını korumuşlar ama ortak kullandıkları belediyenin bir araç parkı var. O araç evet. parkını kullanıyorlar. Dolayısıyla, Kime ne lazımsa mobil evet, sistemde evet, 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 gidiyor. Evet. Ya gelelim. Türkiye'de de pekala böyle bir şey hala daha yapılabilir. Evet. Artık büyüklerimiz ne yaparsa biz çok mücadele verdik ve pes ettik. <laughs> Yok, pes etmediniz. Siz yine e, yürütüyorsunuz mücadelenizi. Neyse bu sorunun yanıtını da ben vermiş oldum. Peki e, belediyecilik az parayla çok iş yapmak mıdır? Evet. Ekonomik olmak lazım. Savurgan olmayacaksınız. Tasarruf edeceksiniz. Yani e, belediye başkanı bir mühendisten iyi mühendis olmalı. Kafa yapısı olarak. Öğretmenden iyi öğretmen olmalı. Pedagog olmalı. Her konuda bilgili olmalı. Bilmiyorsa da öğrenmeli veya bilen birini getirmeli. 10 liralık işi 5 liraya yapmak var, 15 liraya yapmak var. E siz 5 liraya yaparsanız 15 <laughs> e, liralık bir kilometre yapacağınıza 5 liraya 3 kilometre yol yaparsınız. Bunu nasıl yaparsınız? Kumunu nereden alacağınız, taşını nereden alacağınız? Daha ekonomik, kendi işçiliğine. Nasıl yapıyorsanız bunların yollarını arayacaksınız. Ee, tabii belediyecilik deyince en önemli bir şey bütçe, belediye bütçesi. Evet. Ee, ona milli bütçeden ayrılan pay, belediyelere verilen paylar sonuçta o paylar en yüksekten metropol, büyük şehirlerden ilçe belediyelerine, belde belediyelerine, kent belediyelerine doğru iniyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ayağını yorganına göre uzat e, öğretisinin dışına çıkıp e, yorganınız neyse onu nasıl büyütürüz? Bir belediye başkanının becerisi de burada başlıyor herhalde. Evet, şimdi tabii istihdam sahaları yaratacak. Belediye illa iller bankasından gelen parayla, vatandaşın ödediği varsa mülkü kirayla ve e, şeyle değil. Mesela çok güzel... Bu işi yapan sosyal projeler var. Bu sosyal projelerde e, hapishanenin işbirliği yapıp üretime bazı çok uygun fiyata ürünler mal edip bunları pazarlayan belediyelerimiz var. Veya engellileri almış oraya doldurmuş belediye e, malzeme de almış ve ürettiklerini alıyor pazar kurmuş hanım kızlarımız satıyorlar. Orada çeyiz olsun, şey olsun. Hanım kız da para kazanıyor. Oradaki engelli de kazanıyor. Ve belediyemiz bu vesileyle işsizliğe de bir şey yapmış oluyor. Çare olmuş oluyor. Yani hepsini al belediyeye doldur, al doldur olmaz. Evet bir işsizlik var. Bu işsizlikte herkes evinin önünü süpürecek. Neler yapabilir? Kendi beldesinin özelliklerine has tarımcılık mı turizm mi ne bileyim turistik eşya mı çeyiz eşyası mı neler üretebilirler ne yapabilirler iş istihdamı yaratıp o parayı da onlardan onların sırtından kazanmak ve o çarkı döndürmek. Evet. Hem ekonomiye katkıda bulunmak. Tarım mı, hayvancılık mı, seracılık mı? Bunlarla ilgili çalışmalarını yapmalar lazım. Yani belediye başkanının yan gelip yatma yeri değil. Peki, eee Madem yan gelip yatma yeri değil, benim bildiğim kadınlar çok çalışkan olur. Siz de bilirsiniz. E, genelde kadın imajı çalışkandır. Kadın belediye başkanı sayısı neden az? Çünkü belediye başkanlığı bir erkek mesleği mi? Şimdi kadın milletvekili de az. Ama bakın burada oradan doğrudan hitap edebilecek bir yer. Hani kadın evi nasıl temizler, e, düzeltir? temiz daha da temizler derken temizliğe, intizama her şeye dikkat Kadın eder ele, anlamında söylüyorum. Belediyelerime. bakın e, Aydın Belediye Başkanı topuklu Efe, Efe dediğimiz evet. gayet güzel götürüyor. Şimdi kadın hani de partilerde de, toprak. Parti evet. Partilerimizde yani kadın e, adayı aday göstermiyorlar. Partilerin yönetimlerinde bir e, bu konuda e, hareketsizlik var. Onların evet. harekete geçmesi gerekiyor. Efendim, kadınlar, Türkiye'de yüzde elli erkek var, yüzde elli kadın var. Kadınların hepsi bir olsa bizi devirir. <laughs> bir kadın parti kursalar, <laughs> iktidara girerler. Milletvekilleri de onlardan olur. Ama işte ne hikmetse partilerde, ilçelerde eh 15 kişi var bir de bayan olsun. Şimdi meclis üyeliklerini de göreceğiz evet, yani. Evet. 10 tane meclis üyesi var ya bir tane bayan koyun oraya. E bu böyle olursa ne olur? Yüzde on olur. Bakın bir şey anlatayım. Yosef Esterman Zürich kantonu. Zürich kantonu hem Zürich belediye başkanı hem valisi hem kanton başbakanı yani. Yüz kişiyiz salonda. Ben Atatürk'ü çok seviyorum dedi. Siz dedi medeni kanunu bizden aldınız 1900 ee, kaç yılında 24 30 yılında dedi kadına seçme seçilme hakkı verdiniz. Ama dedi biz 70 küsürlü yıllarda geçtik dedi. Atatürk dedi çok büyük lider dedi. Tabii salon alkış Çayeli Belediye Başkanı öğretmen Mustafa Kaşıkçı Mehmet abi dedi. Gelirken aldım altın dur dedi. Altın dur da dedi. Altından Atatürk rozeti. Bunu dedi takabilir miyim? Aldı öptü buraya taktı. Şimdi yani kadınlara biz hakikaten... Evet. Zürih, Zürih Belediye da mı taktı? Evet. ona taktı altın. Josef Esterman. Zürih'in belediye başkanı, kantonu ve valisi. valisi. Üç görevi birden götürüyor. Ee, bize de çok, Türklere karşı da çok sempatik biriydi. İnşallah sağdır daha iletişimimiz koptu. Ee, yani kadınlara o günden bugüne 119 tane belediye başkanımız var bayan. 119. 1930'den bu yana 119 belediye başkanı var. Ve Avrupa'nın birçok ülkesinden önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermiş bir ülkenin evet. bu görüntüsüne yakışmayacak bir yakışmayacak durum. Yakışmayacaktır. Ee, kadın elinin değdiği her yerde mutlaka özellikle de belediye, Benim, belediye de çok evimiz. önemli gelişmeler olar, olacak diye ya da olur diye biliyoruz. İnşallah. İnşallah i̇şte e, örneğinde verdiniz. Efendim. Programın sonuna geldik. Ee, çok teşekkür geçti. ediyorum. Çok çabuk geçti sayenizde. Ee, hani seçim yasaklarının olduğu bir süre olsaydı sizin de bu kadar rahat ve geniş konuşamazdık. İsimler evet. e, telaffuz edemezdik. Ama e, bu döneme özellikle rast geldi ki siz de çok rahat e, konuşun diye. E, i̇nşallah bir başka seçimde bir seçimde diyorum. Seçim programda bir araya geliriz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum Kanal B ve ailesine, saat halinize. Sizin karşınızda da biz böyle özgürce, rahatça konuşabiliyoruz. Ee, rahatlık verdiniz. Umarım konuştuklarımızdan e, dikkate alıp da belediye başkanlarımın özlük haklarını, neyine Başta olmak üzere. Başta evet. olmak üzere. Diğer konular düzelir. Ülkemiz düzelir. Peki. Belediye başkanlarımız düzelir. Düzgün insanlar seçilir. Saygılar sunuyorum. Tekrar hayırlı olsun çok 31 Mart mahalli seçimler diyor. Değerli izleyenler bu akşam da programın sonuna geldik. Gelecek hafta çok ilginç bir konumuz olacak. Emekli Büyükelçi Taner Boytok. Kendisi Türk diplomasisinde mülkiyeli olmayan hukuk fakültesinden gelen bir diplomat olarak bilinir. Bir büyükelçi olarak bilinir. Ee, sayın Büyükelçi'nin mesleğe başladığı yıllardan itibaren Hindistan'da ilk kez başlamıştı. Alpaslan Türkeş'te, Hindistan'da o dönemde sürgünde olan Alpaslan Türkeş'te Himalaya dağlarındaki gezileri. Bülent Ecevit'le yasaklı olduğu dönemde Londra'daki büyükelçilik sırasında onu karşılaması, bir şekilde Danimarka'da pardon, karşılaması, onunla görüşmeleri ve birçok siyasi, Tansu Çiller, Turgut Özal, Hikmet Çetin, Deniz Baykal ve aklınıza gelebilecek Türkiye'nin siyasi geçmişinde ve yönetiminde iz bırakmış isimlerle olan e, anılarını ve bir büyük elçi olarak İrlandalılara patates kıtlığı sırasında Osmanlı devletinin gemilerle patates gönderip İngiltere o zaman ambargo koymuşken açlığa terk etmişken İrlandalılara sahip çıkan Osmanlı devletini İrlandalıları bir kez daha anımsatıp İrlanda'daki o kasabaya e, o plaketi çaktırması ve daha birçok önemli anı e, Sayın Boytak tarafından dile getirilecek. Bu programı kaçırmamanızı öneriyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm Kanal B çalışanlar adına Kanal B'yi izlediğiniz için ve bekleme adasında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın efendim.